Biz %3,5 büyüdük. İşte Norveç %1 büyüdü ya da 0 büyüdü. Ya kardeşim Norveç'in %0,1 büyümesiyle senin 3,5 büyümen aynı değil ki. Adamın milli geliri senin milli gelirinin bilmem kaç katı büyüklüğünde. Yani bu rakam Aynen. oyunlarına artık bir son vermek lazım. Yani biraz daha gerçekçi olmak lazım. Artık salak değil kimse. Herkes Google'a girip görüp bakıyor yani. Şimdi rakam oyunu oynamak şöyle, Türkiye ile ilgili rakam oyunları aslında sabit ve çok kolay. Yani Türkiye gibi bir ülke bu borçluluk seviyesinde 100 milyar dolarlık bir fırsat yararsa kendini düzeltir sahip. Evet. Şimdi yani hani bazen abartıyoruz diyoruz ya, şöyle kötü böyle kötü. Yani bu kötülük içinde bir şey yaparsın, gerçekten 100 milyar doları üretiyor olursun ya da bir tedbir alırsın, 100 milyar doları harcamıyor olursun. Türkiye çok çabuk düzelebilir ve insanlar bunu atlıyorlar ki biz bunun provasını aslında 2002 ile 2009 Amerikan krizine kadar yaptık. Sadece biz beceremedik, beceriksiz davrandık. Orada biraz tedbirli olsaydık belki Türkiye bu krizlerden inanılmaz güçlenerek de çıkabilirdi ama olmadı. Bir sürü şey oldu ta ki 2015 yılındaki bu darbe girişimi dahi olana kadar. Tüm bunları bir araya getirdiğinde aslında pahalılığa rağmen Türkiye ekonomisi yine de iyi ve direnen konumda diyecek şimdi izleyenler ne diyor bu? Ama gerçekten öyle. Çünkü çöp konumuna düşürülmüş notun var senin. Tabii. Yani CDS Yunanistan'dan oranı bir ceza. yükseldi yine. Mehmet, CDS gene yükseldi. Yükselir. Şimdi şöyle 650-700'ü görünce Sami Tabii. 293'ten 330'a gittiğim zaman diyorum ki ya dur bir şey yok. 400'ü geçince bakarız. Yükselir. Yükselmesi de çok normal. Çünkü 2 ay içinde biz bir şey düzeltmedik şu an. Biz sadece bir faiz artırımı yaptık. Faiz artırımlarının da etkileri bir müddet sonra nötralize oluyor. Ama emin ol, tekrar söylüyorum. Arada yegane biz kendimiz kötü bir şey yaratmazsak ya da Amerika bizim için kötü bir şey yaratmazsa bu kur yükselişinin hemen ardından muhakkak bir geri çekilme görürüz. Bunu da konuşuruz burada. Tabii yani bizim aslında dışarıda birilerinin bir şey yapmasına gerek yok. Biz gayet güzel kendi ayağımıza sıkıyoruz itinayla. Yani Bunu da iyi başarıyoruz. evet. Yani ben anlamıyorum. Dediğin gibi çok küçük dokunuşlarla çok büyük ekonomik başarılara imza atılabilir. Yani ben şu küçücük beynimle bunu söylüyorum artık. Yani daha söyleyecek bir şey yok. Şimdi demiş ki Nazmi Bey, bu soru sana gelmiş Mehmetçim. Bir ay önce Mehmet Bey dolar alınmaz, TL'ye yatırım yapın diyordu. Şimdi ne diyor? Valla benim bildiğim Mehmet Bey dolar 7 pardon 6.85 88'lerdeyken 7'nin altında 6.85'te alınır diyordum. Alınmaz alınır diyordun. demedim. Evet, alınır. Bu da iyi bir fiyat diyordun. Bunun altı da olmaz diyordun. Neyse. Şöyle, o şöyle anlamış olabilir. Ben dolar almıyorum. He, Çünkü sen ben dolar bir almıyorsun. borsacıyım. Evet. Ben dolar almıyorum. Ama birisi sormuştu. Ona kaç lira, nasıl alalım? 7 liranın altında 6.85 gibi bakmak lazım dedik. 85 olmadı. 6.890'dan döndü kur. Ama nihayetinde ben dolar almıyorum. Hala da almıyorum. Çünkü ben bir borsacıyım. Hisse senedine yatırım yapıyorum. Yaptığım için de hiç pişman değilim. Bugün beni bir tane yatırımcı aradı. 7 sene evvel. Ne kadar uzun zaman değil mi? 7 Tabii. sene ben dolarda insanların sabrettiğini görüyorum da hissede sabredemiyorlar. Şimdi 7 yılda %700'lük bir artış görmedik biz dolarda. Yanılıyor muyum? Evet. 2 lira 80 kuruştan 8.60'a geldik. Şu an yükselmiş haliyle 7.80. Bak ben o zaman Alarko Gayri önermişim. 22 liradan 22.80'den almış. Yaklaşık 11 lira temettü aldı alan kişi. Neredeyse 11 liraya geliyor almış olduğu maliyet. Bu arada %504 de bedelsiz verdi. Yani kabaca 6'ya bölündü. Yani maliyeti 2 lira bile değil Sami. Evet. 1 lira 80 kuruş. Bugün hisse 30 lira yaklaşık tavan fiyattan işlem görüyor. Sebebi bütün varlığı döviz onun. Döviz de yukarıda ya. Bir de inanılmaz varlıkları var elinde. Onun reklamını yapmayalım da. Çünkü neden yarın öbür gün düşer bu sefer derler ki bak bunu konuşmuştuk. Her konuştuğumuz şeyi öneri zannediyor insanlar. Şimdi bakıyorsun kazanca neredeyse nasıl desek 1'e 15 galiba değil mi? Ya da 1'e 11 ya da 1'e 10. Neyse öyle diyelim. Kabaca. Hatta 1'e 10'dan fazla. 1'e 15. %1500. Şimdi sana sorayım. 7 yılda neye para yatırıp %1500 para kazanabilirdin Sami? Yani. Onun için ben dolar almıyorum. Tamam. Kısaca Ya cevap dolarda da vermiş kalmanın bir oldum. maliyeti var ama dolar alanlar da dolardan çok büyük para kazanalım diye almıyorlar. Ben hep bunu söylüyorum. Paramız değer kaybetmesin Amaç diye. para kazanmaksa dövize yatırım yapmakla para kazanılmaz. Olmaz, Amaç olmaz. parayı korumaksa belki korunabilir. O da geçici. Çünkü dolar eski dolar değil. Bir dostum geçen gün dedi ki Ayçiçek ya 550-570 dolardan 1700 dolara çıkmış. Bak TL konuşmuyoruz Sami. Yani dolar da enflasyona uğruyor. Yani elindeki dolar da bir şey ifade etmiyor eğer yatırım yapmazsan. Sadece TL'yi dolara çevirmekle para kazanmıyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ben onu yapamayacağım için hisse senedi yatırımı yapıp beklemeyi tercih ediyorum. Bir de böyle alıp deli gibi alıp satmıyorum. Temettüsü varsa çok mutlu oluyorum. Bir de onu yiyorum, güzel oluyor. Sonra da bekliyorum belli bir vadede. Yani insanlar nasıl dolarda belli bir vadede bekliyorsa ben hissede bekliyorum. Sen borsayı seviyorsun. Tekrar söyleyelim. Ben dolar almam dedim. İnsanların sorularına verdiğimiz cevap şuydu. 7 liranın altında düşünülür. Nitekim geldi 7'nin altına. 6.90'da da 3-4 gün durdu. Buradan paçal, hatta paçalı ne olduğunu anlattım. Paçal evet. Yapmak isteyenler için hani buradan sonrası cazip olabilir. Özellikle 8'in üzerinde almış. Hatta senle biraz dalga geçmiş. Bu arada mesela Öngül Demirhan Bey kardeşimiz demiş ki geçen haftada da 7.50'yi geçer diyordu, şimdi de 8'i geçer diyorlar demiş. Arkadaşlar 7.50'de 7.50'nin altı. Cevap 7.50'nin üzerinde ben satarım diyordum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Çünkü ben döviz taşımıyorum. Çünkü buraya gibi bir tahmin yapılmaz. Burada herkes dolar tahmini yapıyor. Nihayetinde ben bir borsacıyım. Hisseyle ilgili bakın ne kadar salih konuşuyorum. Dolarda bir tahmin yok. Yani dün 3 gün boyunca 7.50'nin üzerinde zorlandı 4 gün boyunca. Kurdaki hareket bugün gerçekleşti. Bunun da sebebi Amerika'daki bu 1.9 trilyonluk pakete rağmen oradaki faizin düşmemesi hikayesi. Şimdi biz bu ayda faiz artırmaz diye düşünüyorduk PPK'da. Artırmak istemeyecektir baskılar sebebiyle. Ama şimdi görünen o ki Merkez Bankası'nı PPK'da faizle zorlayacak. Şimdi bu soruyu soran arkadaşımla diyelim ki gitti 8 lira oldu. Bakın diyelim ki diyorum bilemezsin ki kur ne olacak. Öyle bir tahmin yok. Öyle olsa ben bütün varlığımı götürür 6.90'da döviz almam diyorum ya. 6.90'da dolara gömüp 8 lira doğru mu tahmin ettim orada satarım. Her seferinde de bunu yaparım. Ama böyle bir şansımız yok. Yani tekrar söylüyorum dövizle yatırım olmaz. Acı niye oluyor dövizde? Çünkü yukarıdan yapışırsanız kendi paranız bir şekilde dövize kaldığı için eriyebiliyor. Hadi bu sefer tekrar yukarı gittiğinde, bu sefer satmayıp geri geldiğinde, hay Allah bu sefer de satmadık geri geldi muhabbeti oluyor. Ben bir döviz yatırımcısı değilim, dövize yatırıma da inanmıyorum. Pek çok uzman da buna inanmaz zaten çünkü döviz bir yatırım aracı değil. Ama Türkiye'de herkes yatırım yapma düşüncesiyle aldığı için 250 milyar dolar az değil. Bizi izleyen eminim izleyicilerin %90'ında da dolar vardır, hassasiyetlerini anlıyorum ama kurda tahmin yapmak diye bir şey yok. Onun için zaten hedge etmek gerektiğini söylüyoruz tahmin edilemeyeceği için. Özellikle ihracatçı ve ithalatçılara spekülatif yatırım yapmış olanlar için üzgünüm. Bende olsaydı ben 7.50'nin üstünde satmıştım.